öyle bir görüntü yollamış ki Aydoğan abiye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gösterelim mi? Gösterelim bakalım ne gönderdi. Ben de merak ediyorum. Göster bakayım, ben de seyredeyim. İyi ki sen sevdiğim. Aslı, bu eller senin ellerin değil. Burası benim evim de değil zaten Seda Hanım. Oynuyorlar, üzerime oynuyorlar ama. Bir saniye, başım döndü şu an. Benim ellerim tabii ki de değil de bu kimin elleri? Ne bileyim, hatırlamıyorum. Bu yazılar ne ya? Geçmişte kalan videodur bu, hatırlamıyorum abla ya. Ya videoyu da mı hatırlamıyorsun? Hadi bunu tanımıyorsun da. Ya nasıl hatırlayacağım bunu videoyu ya? Bunu tanımıyorsun da. Bunu da mı tanımıyorsun? 4-5 yıl önceki videodur bu ya. Sana insanlar kanıt getiriyor, sen burada bunu tanımıyorum. Neyi tanımıyorsun ya? Geçmişimle beni yargılayamazsın sen. Nereden bileyim 4-5 yıl önce olduğunu? 4-5 yıl önceki videodur o ya. Ama geçmişimde yok dedin. Sana da dedim ki ben ablan olarak... Yapma annem dedim. İyi ki sen sevdiğim. Ya ne sevgisi ya. Şu yaptığın davranış sadece bunu onaylıyor. Hiçbir şey demiyor. Bu ne ya? Eskisiydi falan yapmışlar. Hayatım, geçmişe kalan bir video yani. Ya bunu nereden bileceğim? Bunu tanımıyorsun, onu tanımıyorsun, hatırlamıyorsun. Ne bu böyle hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Biraz B12 sana taktiği. Hatırlamıyorum. Sen bunu hatırlamıyor olabilirsin ama ben şu an görüyorum ve bununla nasıl başa senden çıkacağım bilmiyorum. Senden sonra hiçbir şeyi hatırlamıyorum, anladın mı? Yeter artık, üzerime gelmeyin bak, yeter. Bu o 4 ay içerisinde olmuş ki şu an buraya ya yansıtılıyor. Ne 4'üne 5 ay ya? Ne zaman? Söylesene, hadi hatırla o zaman. Eski video. Hatırla o zaman. Neyi hatırlayacağım ne kadar ya? Eski. Biz bir senedir tanışıyoruz. Sen bana sana da oje süreyim dedin. Ben benim için değer, kullanıyorum. Benim için değer olmayan videoyu neden hatırlamak zorunda bırakıyorsun ki beni? Değeri olmayan mı? Evet. Bu nişan hazırlığı yaptığın kişinin... Neyin nişanı ya? Eli belli ki. Hiç de mutsuz görünmüyorsun ayrıca. Gayet de keyfin yerinde, çayını da içiyorsun. Ojeni bak de sürüyorsun. Bak orada zayıfım, orada zayıfım. Zayıf bak. Eskiden kuafördüm bak, ben. Bak sen orada bak. Ne zayıfım ya? Zayıfım orada. Göbeğin var her nasıl zaman. Nasıl göbeğim var? Burada göbeğim var. Bak bana. Saçını boyayayım, ojeni süreyim bilmem ne, demek ki bu hanımefendi sana öğretti. Nasıl yapılacağını, nasıl neyin süreceğini. Neyini ben protestimden kullanıyorum. Geçmişimle beni yargılayamazsın, otur. Başlatma şimdi geçmişine. Bu videoyu bana açıklayacaksın. Neyin açıklayacağım diyorsun ya? Ben burada insanlar karşısına çıktım. Aşkımı savunuyorum. Sen bana bu videoyu açıklayacaksın. Ben ne senin yanında otururum, ne senin bulunduğun yerden geçerim. Bana bunu açıklayacaksın. Git orada otur o zaman. Koş. Bu mu açıklama? Git orada otur o zaman. Ha? Aynen, git otur. Hadi koş. Koş. Sen koş. Kalk şimdi git. O kadının yanına geçmişim git o zaman. Geçmişimle beni yargılıyorsun ya. Ya nereden eski bileyim bir video. Geçmişini ya? Ne zamana ait bu video? Tarihi de vardır. Eski bir video ya. Ben bunu nereden bilebilirim? Ablan söylesin. Ben Gamze, şu anda... Gamze söylesin. Gamze'ye sor Aslı. Başka bir kadının elinin tuttuğu videoyu bütün Türkiye görüyor. Ben burada görmek zorunda geçmişte kalıyorum. Geçmişte kalmış, hala konuşuyorsun. Benim ne yapmamı bekliyorsun? Ya git orada otur, tansiyonumu düşürme benim bak. Ben gider orada otururum. Bir daha da senin yanında oturmam. Abakaya, vallahi ya. Sana bundan ablan da bahsettiğinde Aslı da dönüp sana geldi. Seda abla, geçmişteki video yani neden? Ama böyle bir şey var mı dediğinde şiddetle inkar ettin ya. Ah Kayahan. Söyledim ya. Annem ben sana. Efendim Şadıman. Ortalık karıştı. Şimdi size gün doğdu zaten. Buyurun. Evet Şadıman. Şimdi Seda Hanım. Şimdi... Biraz da hak veriyorum. Oradaki bayanın eli genç bir bayan eli değil. Ne demek o? Yok, genç. Olabilir. Akrabası olur, biraz, bir şeyse biraz... olur. Şadıman. Efendim? Kayahan biraz balık eti seviyor. Ha, öyle palamut. Ha, öyle diyelim. Ama Seda Hanım, şimdi bir şey söyleyeceğim. Kayahan'la Aslı Hanım darılmışlar. Aradan birkaç ay geçmiş. Belki hayatına bir girmiştir yani. Nedir bu kadar feveran ama etmesi? Ama bu kadar inkar abla, etmesine kızıyor ya kız. Ya eski bir video ablacığım ya. Hangi erkek açıklar? Bir dakika ama siz unutuyorsunuz. Burada dikkatle dinlemiyorsunuz. Burada kaç gün üst üste Kayahan'ın ablası Gamze bunu iddia ettiğinde Aslı da ben de sorduk.
Aslı böyle bir şey yok dedi. Aslı döndü de çıkarırım onların hepsini. Yapmıştı. Aslı döndü dedi ki sen dedi bana ojelerini süreyim dediğinde gerçekten böyle bir şey daha önce yaşadım mı dedi. Yok dedi. Kayahan ben de sana hep dedim ki açık kapı bırak annem dedim. Ama zaten eski bir dünya. Sen yalancısın, yalancı. Ne yalanı sen ya? Yalancısın. Sürdüm, oje sürmeyi biliyorum. 5 sene önce öğrendim de diyebilirdin. Bu ayıyı tanıyorum da diyebilirdin. O kadını tanıyorum da diyebilirdin. Ya. Önemli olan burada senin dürüst bir adam olmaman. Gamze. Efendim Seda Hanım. Seni dinliyoruz hayatım. Kayan diyor ya çok geçmiş diyor. Bu önce. Daha 3 aylık görüntü. Aslı'dan ayrıldın 3 aylık görüntü. Nasıl geçmiş? Kanıtlarımı, ispatlarımı yolluyorum. Hala geçmiş, geçmiş, geçmiş diyor. Aslı da hala orada oturuyor. Bağırma bir ya. Helal olsun yani. Ayrılmak için... Niye oturuyorsun kızım orada? Niye? Niye oturuyorsun orada? Kanıtlarımı da yolladım. Niye oturuyorsun? Neyin kanıtı? Hat eski bir videoyu göndermişsin oradan. Burada ya. Neyin kanıtı ya? Neresi eski? 3 aylık görüntü nasıl eski? Bak bağırmadan konuş abla. 3 ay önce daha sizin memlekette kısa kollu mu giyiliyor? Sen de benimle çıldırtma. Kış ayında bu çocuk mu kısa kollu gömlek giyip çay içiyor orada? Yeter ya biraz mantık. Orada zayıfım bak. Orada zayıfım abla yüzüme baksana bir. Aralık ayında orada mı kısa kollu giyiyor? Orada zayıfsın orada çok pişmansın. Ya bizi ayırmak için her şeyi yapıyorsunuz yeter artık ya. Kızım o kızı seviyor Kayahan, o kızı seviyor. Ya ben Aslı'yı seviyorum yeter ya. Biz onu gelin alacağız tamam mı? Bunu artık anla anla. Ne, sana defalarca söylüyorum arıyor konuşuyor diye. Sen hala orada kendi kendini avutuyorsun. Siz bunu kafanıza, siz bunu kafanıza sokacaksınız tamam mı? Ben Aslı'yı seviyorum bu kadar. Aslı'yı seviyorsun git karşıya otur diyebiliyorsun ama. Sen bunu kafana sokacaksın Kayahan. Sen kafana sokacaksın. O zaman yanımda bas bas bağırma Aslı. Aslı olmayacak. Ne yapsaydım sakince? Ay aşkım ne güzel oje sürmüşsün mü deseydin? Hayatım ayıyı eski bir video eski anladın mı? Bu ne demek ya ben ayıyı tanımıyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Bir dakika ablasıyla konuşsun. Bence konuş sen Kayahan. Ya ben ablamla ne konuşacağım oğlum? Kayahan diyorsun ki ben ayıyı tanımıyorum. Tanımıyorum. Ayıyı mı tanıştırayım seninle? Aldığın ayıya nasıl tanımıyorsun ayıyı? Sen mi aldın yolladın? Hiç işim gücüm yok. Ben ayıyı aldım oraya yolladım. Bilseydim ayıya kimlik çıkartırdım tanırdın. Ya bizi ayırmak için her şeyi yapıyorsun var ya yeter sen... Ya. Aslı'yı, Aslı'yı istemiyoruz ama olanları da söylüyorum. Ya ben istiyorum anladın mı? İstiyorum ben abla istiyorum. Ben kanıt, istemiyorum kanıt, artık. Kanıt, kanıt, kanıt dedim. Kanıt sen de hemen dönme bak. İstemiyorum. Kızı bu kadar mıydı aşkın sen? Oraya mı getireyim? Getir ya, bir getir ya. Ya ne Aslı olursun. İnanmıyorsun ya. Senin hiç getir. Senin, alacağım, senin, getireceğim. Ya bir o zaman bir. İnanacaksın. Senin hiç geçmişin olmadı mı? Bakar mısın gözlerime be? Sen yalancı bir adamsın. Ya ben önce ya? Sürdüm. 5 sene önce sürdüm diyecektin o zaman. Yalancısın. Hiç sürmedim. Hiç öyle bir el tutmadım. Bir tek senin elini tuttum diyordun. Ne oldu? Geçmişteki bir video. O zaman geçmişte sürdüm diyecektin dürüst olarak. Ben sana 5 sene önce oje sürmüşsün diye trip atmazdım. Canımı da sıkmazdım. Ama sen yalan söyledin. Ya yalan söylediğin göre için yani ablanı buradan... haklı çıkarıyorsun. Haklı çıkarıyorsun bu kadını sen burada. Kadına soracağım sana. Dürüst olacaktın. Yaptım Aslı. 5 sene önce yaptım. Bu karşıma çıkabilir diyecektin. Seda Hanım sana defalarca sordu. Ya %0. Hiçbir ihtimal yok. Kesin söylüyorum diyordun. Bu mu kesin söylemen? Yine benim sesim kısılacak. Siz benden ne istiyorsunuz var, ya? Var. Siz benden ne istiyorsunuz? Buldunuz tek başına. Güzel. Güzelim kızım. Güzel. Ben tek güzel. Başımayım ya. Dedi ki siz benden ne istiyorsunuz? Bunu hem ablasına hem Aslı'ya söylüyor. Evet. Ne istiyorsunuz? Bu çocuktan ne istiyorsun? Ne yapsın ya şimdi? Eski bir video, geçmişteki bir video yani sen... Yeter artık inanma bunlara ya. İyi ki sen sevdiğim. Sen mi yazdın bu yazıyı? Ya kızım ben seni seviyorum yeter bak.
Seviyorsan geç karşıya otur diyemezsin. Yanında tutmak için elinden geleni yaparsın. Bağırırım. Artık beni susturamazsınız. Ben günlerce burada terbiyemi korudum. Ben korudum ya, ben sustum ben. Haftalarca ben sustum burada. Yeter artık. Neyse. Sesin çıkmaya başladı, ne güzel. Gördüğün eller mi sesini açtı senin? Ya, el ya. Hafızan mı yerine geldi? Hatırlamaya mı başladın? Arıyor musun, konuşuyor musun? Bunlara nasıl inanacağım söylesene. Yalancı bir adamın başka bir kadını arayıp konuşmadığına ben nereden inanacağım söylesene bana. Sana bu saatten sonra ben nasıl inanacağım? Benimle evleneceğine, benimle hayal edeceğine. Akşama kadar yan yanayız ya. Neyi araması ya? İnanıyor musun bunlara sen ya? Sana inanmıyorum artık. Çünkü dürüst olmadın. Ben oje sürdüm diyecektin. Evet, böyle bir video var diyecektin. Ya bu kız gizli mi çekmiş? Yüzüne baka baka çekmiş. Bu gizli çekim değil ki. Güvenlik kamerası görüntüsü de değil. Elinde çekiyor, değil, sen çay içiyorsun. Ben de kendime göre erkeğim yani. Sürdüm mü diyeyim, ne yapayım? Kendine göre erkek olma. Delikanlı ol, yaptım de. Kaya köşeye sıkıştın annem. Ben sana dedim. Oğlum azıcık köşeli konuş dedim. Bu kadar sivri konuşma, bu kadar büyük konuşma. Azıcık şey yap dedim, yuvarla. Geçmişte abla olabilir. Hiç umurumda değil. Aşkım senden önce olabilir. Şu anda hiç zerre umurumda değil abla. Ya. Vallahi. Ne ben umurumda? Ben aslı için buradayım. Ne umurumda olmayan? Bir dakika susun. Video değil. Benim umurumda değil zerre yani. Ha. Umurunda olan Aslı mı? Onun için buradayım zaten. Niye kıza kalk git oraya? Bağırıyor yanımda ya. Sen dürüst olmadığın için ben bu saatten sonra senin kurduğun hiçbir cümleye inanamam. Bana verdiğin hiçbir vaate inanamam. Ben sana elimi de tutturmam, ojemi de sürdürmem bu saatten sonra. Biz de bunu sokağa sorduk zaten. Hı. Duruyor mu o? Dedik ki ayrı kaldığınızda. Tekrar sevgiliniz size döndü. Sizi aldattığını öğrendiniz. Ne yaparsınız dedik. Bakın ne dediler. Sevgilinizden ayrıldıktan kısa süre sonra sizi aldatırsa tepkiniz ne olur? Hiçbir şey. Hiç tepki olmaz. Arada 3-4 ay bir süre var. Tepki olmaz. Siz? Ben de vermem. Ya da yeni kişilerle tanışırım. Yani yapacak bir şey yok. Aldatıyorsa zaten. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Benim tepkim çok büyük olurdu ya. Nasıl mesela? Ya aynı şekilde karşılık verirdim büyük ihtimalle. Hiç umursamam. Çok tatın derdim. Öyle mi? Evet öyle derdim. Ne diyebilirim ki? Şüphe ederdim. Acaba ben de hani birlikteyken beni aldatıyor mu derdim. Ama ben ayrıldıktan sonra yapıyorsa kendi hayatı bu. Hiçbir şey demeden her yerden engellerim, iletişimimi keserim. Gerek yok. Öyle yapan bir insanın karakterine ne gerek var? Değmeyen biri için gerek yok ya. Hiçbir şey olmaz. Ben yoluma devam ederim. Vallahi aldatırsa, benim sevgilim olsa aldatırsa döner giderim. Asla barışmam. Bir daha evet, kesinlikle barışmam. Geri geldiğinde olmaz diyorsun. Kesinlikle olmaz. Tepkim olmaz, silerim gider yani tek kalemle. Evet. Bu kadar yani. Çok çabuk siliyorum insanları. Kin tutuyorum birazcık. İkinci bir insan. Sevgilinizden ayrıldınız. Kısa bir süre sonra sizi aldatırsa tepkiniz ne olurdu? Çok kırıcı bir şey olurdu ya. Üzücü bir şey olurdu. Ona tepki veremezdim artık başkasının yanında yani. Beni aldattıktan sonra hiçbir önemi yok yani. Sizce? Yani kafamda bittikten sonra ne yaptı beni de ilgilendirmez. Hesap sormaya çalışırım herhalde ya. Girerim yazarım. Niye böyle bir şey yaptın? Açık açık söyleyebilirdin derdim hani. İstemiyorsan. İstemiyorum diyor açıkça. Aldarsa herkes kendi yoluna, ne diyeyim? Gidene ne diyeyim ben Allah aşkına? Gidene bir şey diyemem ki. Kendine yakıştırmış ki yapmış. Allah yoluna göre, çarşısına göre pazar versin. Hayat onunla da devam etmiyor. Giden gitmiştir, gittiği yerde bizi kaybetmiştir. Yapacak bir şey yok. Benle beraberken bile bunu yapıyorsa kişinin kendi yaptığı şeyler karakterini belirler. Karaktere oturmamış insana da söyleyecek pek bir söz yoktur aslında. Şimdi daha çok kadınlara sormamız gereken bir soruydu bu. Ne kadar erkek varsa hepsine sormuşsunuz. Burada kadın mevzu var. Üstelik de Aslı çok kıskanç bir kadın olduğunu söyledi. Ben dedi çok kıskancım, böyle şeyleri mümkün değil, kabul edemem dedi. Şimdi az birçok Kayahan'ın ablası Gamze kendince kanıtlamış oldu gönderdiği Ayıcık ve Kayahan'ın daha önceki sevgilisinin ellerine sürdüğü oje. Abla, Kayahan da bu açığı şöyle verdi, Aslı'ya ben çok güzel oje sürerim dedi. Bunun üzerine zaten Gamze olayı patlattı. Konuşsana, ne oldu, neden susuyorsun?
Şöyle erkeğim böyle diyordun. Konuşsana. Konuş, bu saatten sonra ben senin evlilik hayallerini nasıl kuracağım? Geçmişimi konuşmam kızım, susana biraz. Nasıl güveneceğim? Nasıl güveneceğim? Ha. Oje sürmeyi çok iyi biliyorum dedin. Daha önce kimseye oje sürmedim, senden başkasının elini tutmadım dedin. Görüntüler karşımıza. Ayrıca ben bu görüntüyü hafızamdan, gözümden nasıl sileceğim ya? Ben bütün gün bunu düşüneceğim şimdi. Ya bu elleri, bu kime aitse bu? Bu kadın kimse artık? Senin hayaller kurduğun kişi mi? Ne hayali ya? Ben senin elini tutmam bu saatten sonra. Sen de istiyorsan memleketine geri dönebilirsin. Ne yapacağız? Ne oldu? Aslı için buradayım diyordun. Gitmiyorum. Gitmiyorsun. Gitmiyorum buraya. Nasıl bir açıklama yapacaksın? Ben sana açıklama yok yani, eski bir video hala konuşuyorsun. Yeter artık bak. Eski olduğuna inanmıyorum. Çünkü eski bir video. Gizledin. Madem eski, neden gizliyorsun ya? Hatırlamıyorum bile ben. Hatırlamıyorum bile. Ya senin bu hafıza kayıfların var. Bir gün o zaman git dışarıda. Hatırlamak zorunda mıyım? Bir gece çık o zaman. Hatırlamak zorunda mıyım? Hatırlamıyordum de. Ben de yapacağım o zaman. Ben de bir gece. Bu gece ben de çıkıyorum. Yarına da hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Belki biri de bana oje sürer. Ne yapacaksın? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamayacağım. Kayağan Bey, ben de hatırlamayacağım. Aslı Hanım, hala konuşuyorsun. Çıkamazsın gibi dedi sana. Sen hadi bir çık da göreyim diyor sana. Çıkacağım. Bu gece çıkıyorum. Tabii çıkarsın. Ojelerimi değiştireceğim. Sıkıldım. Çıkarsın da çık da görelim. Çıkacağım. Ne yapacaksın? Ben de böyle bir görüntümü sana izletsem, sen hafızandan silebilir misin? Bir erkek bana video çekiyor. Eskiydi. Haklısın. Bizim ayrı olduğumuz zaman. Tamam. Ne yapacaksın? Tamam abi, haklısın. Tamam. Ama geçmiş. Geçmiş olduğuna geçmişte inanmıyorum. Kaldı. Ne nasıl ne inan? Kendi ağzınla diyorsun yaz ayı gömlek giymişsin. Şu anda kendini düşürüyorsun. Tamam. Hala inanıyorsun bak. Yaz bitti de gittin sen. Sezon sonu olabilir. Ya nereden inanacağım ben sana? Sen yalancı bir adamsın. Ben sana inanmıyorum. Aşkına da inanmıyorum. Sevgine de inanmıyorum artık. Çünkü aşık bir adam sevdiği kadına değer verir, kıymet verir, dürüst olur. Öncelikle dürüst olmalısın. Eski bir video, hala konuşuyorsun. Eski videoysa ben bunu 5 sene önce yaptım kardeşim diye burada söyleyebilirim. Hatırlamıyorum. Ama senin hafıza kaybın çok başka şeylere yol açabilir. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. O zaman kim bilir hatırlamadın, neler yaptın bana o 4 ayda? Ne 4 ay ya? Neler yaptın? 4 ayı? Hatırlamıyorsun. Ben senin neden hatırlamadığını da çok iyi biliyorum. Neyin 4 ayı? Ne 4 ayı? Hiç kimsenin kusursuz olmadığını gösterdin burada. Eski bir video diyorum, 4 ay ne ya? Hatırlamadığın neler yaptın bana? Daha ne görüntülerin gelecek buraya? Söylesene bana. Benim yok bak, dans ediyor bu kız diye. Sedam çok Kayan, pardon. Bari hepsini dökül de rahatla.